Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. 5 soru 5 çözüm YKS 2023 için hazırladığımız 5 soru 5 çözüm serisinde bugün 5. videoyu şu an yayınladık, izliyorsunuz. Ve sevgili arkadaşlarım 5. videonun konusu TYT olacak. 5 tane TYT'de karşınıza çıkması olası olan 5 tane soru çözeceğiz arkadaşlar ve bunların çözümlerini ekrana yansıtacağız. Dilerim sizler için faydalı bir seri oluyordur. Geçelim videomuza. Evet, ilk sorumuz SML Hoca TYT video ders kitabından arkadaşlar. Benim yazdığım bir soru. Burak 4 arkadaşı ile halk otobüsüne binip muavine 20 lira para vermiştir. Sonrasında muavin Burak'a 2 lira 25 kuruş daha vermeniz gerekiyor demiştir. Burak muavine 4 kişi olduklarını hatırlatınca muavin ben 5 kişi bindiniz sanmıştım. Kusura bakmayın deyip Burak'a para üstü vermiştir. Buna göre Burak'ın aldığı para üstü ne kadardır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle burada bir 20 lira Burak vermiş zaten. Bu 20 liranın üzerine muavin 2 lira 25 kuruş daha istemiş. 2,25 TL daha istemiş. Yani toplam 22,25 TL tuttu demiş. Tabii muavin bunu neye istinaden söylüyor? 5 kişinin ücreti 22 lira 25 kuruştur. Buna istinaden söylüyor. O halde ben bu 22,25'i sevgili arkadaşlar 5 kişiye bölersem kişi başı uygulanan tarifeyi bulurum. 22,25'i 5'e böldüğümüz takdirde 4,45 TL ile karşılaşırız ki bu bir kişinin ücretidir. Şimdi Burak 4 kişi bindiğini hatırlatınca 4 çarpı 4,45 TL diyeceğiz. Bu da sevgili arkadaşlarım bize 17 lira 80 kuruşu gösterecek. İşte gerçekte bu kadar tutmuş. Peki Burak ne kadar para vermişti başta? 20 lira para vermişti. Burak'ın aldığı para üstü soruluyor. Biz 20 liradan 17 lira 80 kuruşu çıkarırsak geriye kalan miktar 2 lira 20 kuruştur. Bu da para üstüdür. Yani E seçeneği bizim cevabımız olacaktı. Şimdi geçebiliriz ikinci sorumuza. İkinci sorumuz Metin Yayınları TYT Soru Bankası'ndan arkadaşlarım. A ve B birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere 3x-12'nin mutlak değeri mutlak değer işlemi ile ilgili olarak Ela demiş ki x yerine a yazınca işlemin sonucunu a buldum demiş. O halde x gördüğümüz yere biz de a yazalım Eda'nın yaşadıklarını anlayabilmek adına. 3a-12'nin mutlak değerini Eda a bulmuş. Efe de x gördüğü yere b yazınca işlemin sonucunu b bulmuş. Yani 3b-12'nin mutlak değeri eşittir b bulmuş. Bu Ela'nın, bu da Efe'nin yaptığı işlem. Şimdi tabii biz buradan a'yı ve b'yi elde edebiliriz ama ihtimalli olarak elde ederiz. Çünkü bir tane a ve bir tane b ile karşılaşmayız. Buna bir bakalım isterseniz. Bakın 3a-12 ya a'dır ya da 3a-12 eşittir eksi a'dır diye çözüm yapıyorduk. Aynı şey burada da geçerli. 3b-12 eşittir b veya 3b-12 eşittir eksi b. Şimdi burada 2a eşittir 12'den a'yı 6 buluruz. Veyahut 4a eşittir 12'den a'yı 3 bulabiliriz. Veya arkadaşlar 3b-12 eşittir b'den o halde tabii ki 2a eşittir 12 gelir. 2b, b buradan 6 gelecektir. Veyahut aynı işlem olduğu için b 3 gelecektir diyebiliriz. Şimdi Ela ve Efe işlemlerini doğru yaptığında verilen işlemde x yerine a artı b yazılırsa hangi sonuç bulunur diye sorulmuş. Şimdi burada a ve b hangileri? Aslına bakarsanız hiçbir önemi yok. Sadece şuna dikkat etmemiz yeterli. A ve B birbirinden farklıydı. Yani A'yı 6 seçiyorsanız arkadaşlar B'yi 6 seçemezsiniz. B'yi 3 seçeceksiniz. Veyahut A'yı 3 seçtiyseniz B'yi 6 seçmek zorundasınız ki her halükarda A artı B dediğimiz işlemin sonucu 6 artı 3'ten 9 veya 3 artı 6'dan 9 gelecektir. Yani diyor ki artık şu ifadede x gördüğümüz yere 9 yazalım. O halde yazalım beraber. 3 çarpı 9 eksi 12'nin mutlak değeri istenmiş bizden. Bu da bize 15'in ta kendisini verecektir. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Geçelim 3. sorumuza. 3. soru için aşağıdaki kutuların içine kök 10, kök 8, kök 6, kök 5, kök 3 ve kök 2 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek biçimde yerleştirildiğinde A ve B tam sayıları elde ediliyor. Buna göre A artı B toplamı bu değerlerden hangileri olabilir diye sorulmuş. Öncelikle bu tarz çarpmalı ifadelerde elinizdeki sayılar irrasyonelse ve sonuç rasyonel sayı oluyorsa ki a artı b'den bahsediyor ve a ve b tam sayı demiş.
Sonuç tam sayı çıkıyorsa yani rasyonel çıkıyorsa o halde ilk yapmanız gereken işlem şu olsun. Bunların her birini çarpanlarına yazarak ifade edin. Mesela kök 10 sayısı aslına bakarsanız kök 2 ile kök 5'in çarpımıdır. Kök 8 2 kök 2'dir. Kök 6 kök 2 ile kök 3'ün çarpımıdır. Kök 5 zaten kök 5, kök 3 ve kök 2'miz mevcut. Şimdi ben burada hangilerini gruplarsam ve üçerli olarak çarparsam sonuç tam sayı çıkar. Önce bunu bulmam gerekiyor. Bir tane daha şuradan şöyle ayıralım ki arkadaşlar ihtiyacımız olabilir. Şimdi burada ben kök 2 ve kök 5 mesela ben bunu bir kere kök 2 ile çarpmam gerekiyor ki kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 2 gelsin. Bir de kök 5 ile çarpmam gerekiyor ki kök 5 ile kök 5'in çarpımından 5 gelsin. Sonuç rasyonel çıksın. Tabi bunları bu şekilde grupladıktan sonra diğerini de kontrol edin. Mesela buradaki kök 2'nin yanına bir kök 2 daha lazım. Bakın burada kök 3'ün yanına da kök 3 lazım. Bakın çok güzel oldu. Veyahut başka türlü olabilir mi? Mesela kök 2 çarpı kök 5. Bunun yanına kök 2 gerekiyordu. O kök 2'yi şuradan kullansam. Kök 5 gerekiyordu. Onu da buradan kullansam. Bir de bakın kök 2 çarpı kök 3. Kök 2'nin yanına kök 2 ve kök 3'ün yanına bir tane kök 3 gerekiyordu. Bakın bu şekilde gruplayınca da oldu. Şimdi sarıların çarpımı A'yı, yeşillerin çarpımı da B'yi versin diyelim veya hiç fark etmez. Sarıları çarparsanız kök 2 ile kök 5'in çarpımı kök 10 yapar. Burası da kök 10'du. Kök 10 kere kök 10 bize 10'u verir. Yani A'yı 10 bulduk diyelim. Yeşilleri de çarparsanız kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. 2 kere 3 6 yaptı. Bir de burada çarpı 2 vardı 12. Bakın B'yi de 12 bulduk. A artı B toplamı ikisini toplarsanız 22 olabilirmiş. Bakın birinci öncüldeki direkt karşımıza çıktı zaten. Şimdi geçelim ikinci ihtimalimize. Belki bir üçüncü ihtimali de bulacağız bilmiyorum. Şimdi kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. 2 kere 5 10 yaptı. Bir de arkadaşlar burada çarpı 2 var. Yani 20 geldi. A'ya 20 dedik. Yeşilleri çarpalım. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. Çarparsanız bunlara 6 gelir. B'de 6 geldi. Toplamları 26 olabilirmiş. Dolayısıyla 3. de olur dedik. Başka bir ihtimalin olup olmadığını anlayabilmek adına ki şu an yok. Bunu anlayabilmek adına da şunu yapacaksınız arkadaşlar. Kök 5'li ifade. Yalnızca ama yalnızca bu ikisinde var. Dolayısıyla bu ikisinin aynı grupta olması şart. Şimdi bu ikisini seçerseniz bir de kök ikili bir ifade lazım. Onu da ya bunu seçeceksiniz bunun yanına bakın burada seçtik. Ya da bunu seçeceksiniz. Dolayısıyla iki farklı ihtimal var. Başka bir durum söz konusu olmadığı için 2'yi direkt eleyebiliriz. Cevap 1 ve 3 olacaktı. Metin Yayınları TYT Soru Bankası'ndan aldığımız bu soru ciddi anlamda karşınıza çıkabilme ihtimaline sahip. Çünkü daha önceki yıllardaki sınavlara baktığımız zaman da yine bu tarz soruların sınavlarda sorulduğunu görüyoruz. Devam edelim 4. soruyla. 4. sorumuz 3-4-5 yayınları TYT Soru Bankası'ndan aldığım ve beğendiğim bir soru. Tam olarak Milli Savunma Üniversitesi'ne böyle koysanız hiç sırıtmayacak bir soru arkadaşlar. 8 öğrencisiyle uzaktan eğitim yapan Ali öğretmen dikdörtgen biçimli ekranını şekil 1'deki gibi ayarladığında öğrencilerin olduğu kısımlar birer kare. Şekil 2'deki gibi ayarladığında ise tüm kişilerin görüntüleri eş dikdörtgenler biçimini alıyor. Buna göre öğretmenin şekil 1'deki ekran görüntüsünün alanı yani şuranın alanı 2'deki kendi görüntüsünün alanına oranı kaçtır yani kaç katıdır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şunların birer kare olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ister k ile ifade edin ister a ile ifade edin isterseniz hiçbir şey demeyin çünkü hiçbir sayı vermemiş zaten bize. Dolayısıyla ben buradaki karelerin birebir olduğunu düşüneyim. Bunların her biri bir birim. Bakın buralar bir birim. Doğal olarak şunlar da bir birim. Ve öğretmenin kendi görüntüsü şu an 3'e 4 olduğu için buradaki alanı 12 birim karedir diyebiliriz. Bir de şuraya bakalım. Arkadaşlar bakın burası 12 birim kare. Şunların her biri bir birim kareydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 öğrenci vardı. 8 öğrencinin görüntüleri birer birim kare ise 8 kere 1'den 8 birim kare burası. 12 birim kare de burası. Demek ki ekranın kendisi zaten 20 birim kare. Tamam. Şimdi ekran 20 birim kare ise burada her biri eş dikdörtgenlere ayrıldığı için 9 kişi var toplamda. Demek ki öğretmenin buradaki görüntüsünün alanı 20 bölü 9. Şekil 1'de ise bu 12 idi. O halde artık bu işlemin sonucu bize cevabı verir. Ters çevirip çarpacağız. 12 çarpı 9 bölü 20 dedik. Daha sonrasında 4'e böldüğünüz 3
4'e böldüğünüz 5 geldi. 3 kere 9 27 yapar. Bölü bir de 5'imiz var. 27 bölü 5 bize cevabı verecekti. Doğru cevap C seçeneği olur. Cidden Milli Savunma Üniversitesi'ne koysanız sırıtmayacak bir soru arkadaşlar. Ve şimdi hep beraber 5. sorumuza geçelim. 5. soru yine güzel hazırlanmış. Üstteki soruyla benzerlikleri olan ama bu sefer MSÜ değil de sanki TYT'ye daha uyumlu bir soru haline getirilmiş. Kare bir zemin içine, bu arada yine 3-4-5 yayınlarından aldığım bir soru. Kare bir zemin içine hepsi birbirine teğet madeni 1 liralardan aşağıda gösterilen adetlerde yerleştirilirse A, B ve C bölgesinin dolması için 88 madeni paraya ihtiyaç duyuluyor. Bakın A'nın, B'nin ve C'nin dolabilmesi için bu madeni paralarla 88 tane paraya ihtiyaç vardır deniliyor. Buna göre PDE bölgelerinin dolması için ihtiyaç duyulan para, madeni para adedi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım şuranın uzunluğunu, uzunluğu derken arka arkaya kaç tane madeni para sığacağını düşünelim. X tane sığsın diyelim. Şimdi unutmayın ki bu zemin bir kareydi arkadaşlar. Şimdi buraya kaç tane sığmış? 2. Buraya kaç tane sığmış? 1. Yani bu karenin bir kenarı x artı 3 olacak dedik. O halde diğer kenarı da x artı 3'tür. Bakın şurası da x artı 3'tür. Ve şurası 2, burası 3. 2, 3 daha 5 yapar. X artı 3'ten 5'i çıkarırsanız demek ki burası da x eksi 2'ymiş. Neresi x eksi 2? Bakın burası. Şimdi buraya x tane arka arkaya sığıyor. Şöyle yan yana kaç tane sığar peki? X artı 3 tane. Demek ki x ile x artı 3'ün çarpımı sevgili arkadaşlarım 88'i veriyormuş bize. Tamam. Peki bize sorulan şey ne? D, B ve E bölgelerine toplam kaç tane sığar? Peki bura yan yana kaç tane sığıyordu? X eksi 2 tane. Peki şurası kaç tane? Tabii ki x tane. Demek ki x artı 3 ile, özür dilerim, x eksi 2'nin çarpımı bize soruluyor gençler. Pekala, x ile x artı 3'ün çarpımı 88 ise bunu denklem biçiminde çözmeye gayret göstermeyin. Bunların arasında 3 fark var. Aralarında 3 fark olup da çarpımları 88 olan 8 ile 11 vardır. Küçük olana 8, büyük olana 11 derseniz x'i buldunuz bakın 8. Bize de bu soruluyordu. 8'i 3 artırdınız 11. 8'den 2 çıkardınız 6. 11 kere 6 66'yı verir. Bu da bizim cevabımızdır. Yani cevap B seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet, videomuzun ve bu seride 5. videonun sonuna geldik. Bir diğer videomuzda 6. videoda AYT videosunda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.